İstanbul beyaza bürünce ortaya kartpostal gibi görüntüler çıktı. Kar İstanbul için bir özlemdi. Özay Erat da o özlemi giderenlerle birlikteydi. Sıcaklık düştü, kar yağdı, İstanbul beyazlara büründü. Beyaz İstanbul drone'la böyle görüntülendi. Kar İstanbul için özlemdi. İstanbul ve kar çok az bir araya gelen ikili. Öyle bizim oğlanla çıktık dışarıya birazcık. Gayet iyi. Yani çocuklar için de büyük bir nimet oldu bu. Kızımla güzel güzel geliyoruz. Öyle birazcık tur atıp tekrar gideceğiz. Dinlenip sonra bir daha çıkacağız. Ağaçlar, dallar karla bezendi. İstanbul böyle daha mı bir güzel oldu, ne dersin? Yani toprağın en sevdiği şey sonuçta daha güzel. Yani inşallah beyaz örtü böyle bir hafta kalır. Biraz geç kaldı gibi geliyor. Normalde işte Aralık ayında yağması lazımdı. Yüksek kesimlerde kar yağışı yoğundu. İstanbul'da kar var ve evet, güzel manzaralar var. Evet doğru, beyaz bu güzelliği görmek de ayrı bir güzel tabii. Çok zevkli, çok da soğuk bir hava var. Kesinlikle katılıyorum. Çok sevindim. Kar mikrofonu kırdı. Ben çok sevindim. Karda hareket yapıyorum, spor yapıyorum. Ben spor çok seviyorum. Kara çok özlemiştik, spor oldu. Peki simit almaya gidiyoruz, nefis. Hani o kadar özlemle bekleniyordu ya kar, birçok olumsuzluğun yanında neşeyi, eğlenceyi de beraberinde getirmişti. Karın tadını çıkaranlardan mısınız? Evet. Evet, sabahın köründe oynadık. İşe gidiyoruz şu an. Hani herkes bekliyordu İstanbul'da kar gelsin gelsin diye. Ne oldu, geldi? Şok olduk. Gerçekten biz de inanamadık yani, dedikleri şey bu sefer çıktı. Ekipler ana yolları tuzladı ama ara sokaklarda kar yağdığı gibi kaldı. Şimdi bu karda araba kullanmak da zor olacak galiba, yollar kötü. Ama kar lastiğimiz var. Güvenli sürüş için kar lastiği mutlaka taktırın. Bir de ben varım, karı temizledim. Arabadaki tüm karı ben temizledim. Kar bu kadar mı sizin için, devam edecek mi sonra? Bence edecek. Bence de edecek. Akşama bir kar topu oynayacağız. Kim kazanacak? Tabii ki ben. Tabii ki ben. İşte tam bu sırada gözümüze el ele yürüyen bir çift takıldı. Sen hanımın elinde tutmuşsun, görmüyor musun? Çıkaramıyoruz kardan, kıştan. Emin ellerdesiniz. Emin ellerde, doğru. Ben olmasam bu yaşayamaz. Yaşayamaz, vallahi yaşayamaz. Paşa Çilkaya, Sivaslı. 50 yıl oldu. Sevgiyi merak ediyorum. Sevgi, o beni çok seviyordu. Çocukluktan beri seviyordu. 13 yaşında, 12 yaşından beri seviyordu beni. Bizim evlerimiz yan yanaydı köyde. Yağan kar onların sohbetiyle vız geldi. Gençlikte benim sözüm daha çok para ediyordu. Fakat biraz yaşlanınca onun yaşı, onun sözü daha çok para ediyor. Onun için biraz çekiniyorum yani. Gençlik gibi olmuyor. Anladın ne demek istediğimi? Bir şey daha öğrendik. Çilkaya ailesi hep güler yüzlü. Herkes birbirini seviyor, saygılı. Nasıl mı anladık? Biz karı sorduk, aranız nasıl diye. Onlar kendilerini anlattı. İyiyiz valla. Şimdilik bir yaramazlık yok. İyi. 30 sene oldu benim. Düşün, benim 30, bunun 40. Hikayenin içinde hikaye. Şimdi de üç eltiyle yan yanayız. Eltiler biraz geçinemez derler. Yok. İyiyiz elhamdülillah. En büyük elti kim? En büyük yenge Zeynep yenge. Ayşe yenge, ben de Gül yenge.